Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa Kom isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimini daha iyi bir hale getirmek için bazı önemli konu başlıklarında podcast mecrası için içerikler hazırlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün sizinle Akdeniz'e dalacağız. Akdeniz'in baş başa kaldığı ve başa çıkmaya çalıştığı en önemli zorluklardan bir tanesiyle daha yüzleşiyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Denizaltını daha yakından tanıdıkça ve suyun altının büyüsünü daha sık yaşamak istedikçe denizi suyun üzerine, kendi yaşam alanlarımıza taşıma çalışmalarımız başladı. Akvaryum sevenlerin akvaryumları yeşil, sarı, mavi, mor hatta kırmızı renkleri bir arada sunduğu için yaşam alanlarına katmak istediğini söylemek yanlış olmaz. Her dakika Akdeniz'e ya da günümüzde daha popüler olan lokasyonlardan Kızıldeniz'e ya da Maldivlere dalamayacağımıza göre yapacağımız şey tabii ki Akdeniz'i, Kızıldeniz'e ya da Maldivleri suyun üzerine taşımak oldu. Akvaryumlar önceleri üst gelir grubuna sahip insanların evlerindeki birer aksesuarlardı. Arkasından yaygınlaşmaya başladılar, kapsamları büyüdü ve birer yaşam parkına doğru evrildiler. Bu büyük kapsamlı akvaryumların kurulduğu coğrafyalardaki halk da su altı hakkında daha fazla bilinçlenerek su altının büyüleyici dünyasıyla tanışmaya başladı. Yani dolayısıyla Akdeniz'e, Kızıldeniz'e ya da Maldivlere dalmaya gerek kalmadı. Pahalı bir hobiden iyi vakit geçirilecek bir yere evrilen akvaryumların Avrupa'daki kısa tarihine baktığımızda 1853 yılına geri ışınlanmamız ve bulabildiğimiz ilk vasıtayla Londra'ya gitmemiz gerekiyor. Bu muhtemelen bir gemi ya da tren olabilir dönemin şartlarına göre. William Thompson tarafından Londra'da kurulan bir akvaryum Avrupa'daki tuzlu su akvaryumlarının gelişmesinin önündeki en önemli modelimiz. Dedim ya 20. yüzyıla kadar tuzlu su akvaryumları genellikle özel koleksiyonlarda yer alıyordu. Bu yüzyılın başından itibaren de kamuya açılmaya başladılar ve bu da günümüzde Türkiye'de de dahil olmak üzere Avrupa kıtası üzerinde yüzlerce irili ufaklı tuzlu su akvaryumunun oluşmasına imkan tanıdı. Bugün Ankara'nın göbeğinde bile büyük bir akvaryum var. Aynı zamanda benim hatırladığım kadarıyla Panora AVM gibi büyük alışveriş merkezlerinde de daha küçük ölçekli ama yine de tuzlu suyla dolu akvaryumlar var. Tuzlu su akvaryumları Avrupa'da yayılmaya başladı. Tabii ki bundan Monaco Prensliği de nasibini aldı. 1910 yılına geldiğimizde Monaco'nun başkenti olan Monte Carlo'da da bir tuzlu su akvaryumu kuruldu ve bu haliyle bile Avrupa'daki en eski örneklerden biri oldu. Bugün 11.000 metrekarelik bir alanı kaplayan akvaryumda 6.000 kadar tür var. Fakat Monaco Oşinografi Müzesi bugün Monaco'yu gezerken uğrayabileceğiniz popüler bir ziyaret noktasından çok daha fazlası. Bu müze buradan başladığı düşünülen ve Akdeniz'e yayılarak bir felakete dönüşen bir sızıntının da kaynağı olarak görülüyor. Bugünkü konumuz Katil Yosun yani Caulerpa taxifolia. Akdeniz'in başına gelen, gelmiş geçmiş en önemli felaketlerden birisi olan bu yosunun yayılımından önce size Caulerpa taxifolia hakkında çok kısa bir bilgi versem daha iyi olacak gibi görünüyor. Bu yosun Pasifik ve Hint Okyanusu ile Karayip Denizi'nin yerli türlerinden bir tanesi. Akdeniz'e yayılmadan önce kendi coğrafyası içinde suyun altında kendi halinde bir yerleri tutunarak yaşayan bir deniz yosunu. Nasıl bizim Marmara'da, Ege'de, hatta Akdeniz'de bazı kendine özgü yosunlarımız var. Bunlar gibi düşünebilirsiniz. Caulerpa ailesinin bir üyesi olan bu deniz yosunu anladığımız kadarıyla Monaco'daki akvaryumun
deniz canlılarını küreten uzmanların da dikkatini çekmiş. Çünkü oldukça parlak bir yeşil renkte. Bu yüzden muhtemelen akvaryumun içine bu yosunu dahil etmişler. İşin buraya kadarki kısmı oldukça normal. Çünkü sonuçta denizaltı yaşamını toplumun belirli bir kesimini anlatmak ve onları göstermek istiyoruz da. 1984 yılına geldiğimizde Fransa kıyısında araştırma yürütenler suyun altında bu yosunla karşılaşıyorlar. Ve muhtemelen Akdeniz'in başına gelecek olanlardan habersizler. Taksifolia çok hızlı büyüyen, yayılımı oldukça hızlı olan bir deniz yosun türü. Doğal olarak yaşadığı yerdeki üreme ve yayılımını engelleyen sıcaklık ve tuzluluk faktörleri Akdeniz'de olmadığından kontrolsüzce çoğalmaya başlıyor. Bu arada size yine bahsetmem gereken önemli bir diğer konu da dünyanın farklı denizleri arasında seyahat ederek yaşam alanını genişleten tek tür taksifolia değil tabii ki. Gemilerin balast sularında ya da gövdelerine tutunarak dolaşım haline geçen bir sürü deniz anası var, midye var, hatta başka yosun ve balık türleri var. Akıntılarla da taşınıyorlar. Tamam, fakat balast suları gibi ticari gemicilik faaliyetleri bu konuda oldukça önemli bir faktör, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü sularda görülen fiziksel ve kimyasal özellikler bu canlıların akıntılar vasıtasıyla taşınırken hayatta kalmasını önemli derecede azaltıyor olabilir. Fakat fiziksel taşınımımız öyle değil. Noktalama bir şekilde bırakıveriyorlar balast sularını ve içinde ne varsa yeni yere taşınmış oluyor. Taksifolia'da pekala akıntılarla ya da balast sularıyla bir yerden bir yere taşınan türlerden olabilirdi. Tek fark bu seferki firarın bir akvaryumdan olur. Dünyanın çok farklı bir yerinden Akdeniz'e gelen taksifolia yerel türler için ciddi bir tehlike. Çünkü hali hazırda Akdeniz'in ev sahipleri olan türlerin büyümesini engelliyor, besin bulunabilirliğini azaltıyor ve su altı habitatını tahrip ediyor. Bu nedenle de bu baskın davranışından ötürü taksifolia ekoloji çevrelerince katil yosun olarak tanımlanıyor. Ben de bu podcast'in geri kalanında bazen taksifolia, bazen katil yosun diye devam edeceğim, siz oradan anlarsınız. Taksifolia'nın kontrolsüz ve engellenemez şekilde üreyip yayılıyor oluşu gelecekte Akdeniz'de. Akdeniz'in yerel türlerinin bulunabilirlik ihtimalini azaltan bir başka yük. Çünkü zaten Süveyş kanalından gelenler var, iklim değişikliği var. Bundan yetmiyormuş gibi bir de katil yosunumuz mu eksikti? Evet, maalesef de o çıktı. Peki bu yosunun büyümesini, yayılmasını engelleyemedik mi? Bunu başarmak için pek çok yöntem hali hazırda denenmiş vaziyette. Fakat katil yosun o kadar hızlı büyüyor ve yayılıyor ki bu önlemlerin pek bir faydası olmadı. Şu an için katil yosunla savaşmanın en etkili ve belki de sonuç odaklı yolu yosunu elle toplayıp sudan çıkarmak gibi görünüyor olmakla birlikte bu su yosunu farklı derinliklerde yaşıyor ve oldukça yaygın şekilde bulunuyor. Bu yöntem dolayısıyla zor olduğu kadar da maliyetli bir yöntem. Bununla birlikte üstü güneş görmesin de fotosentez yapamasın da üremesin diye üzerine plastik örtülerle falan da kaplamışlar ama bu da işe yaramamış. Oldu ki siz bu yosunu elle toplayacağım ve uzaklaştıracağım derseniz bile yosunu kopardıktan sonra sudan çıkarana kadar herhangi bir parçasının tekrar suyun içinde kalmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü bu yosun parçaları tekrar bir yerlere tutunarak orada üremeye başlarsa sıfırdan başladığınız yere geri dönersiniz ve her şeye yeniden başlamak gerekir. Müzik
Bu yosunun yayılımını azaltmak için teknelerin, yük gemilerinin ya da benzer şekilde Akdeniz'de dolaşan diğer deniz araçlarının balast sularını orada burada boşaltmaması lazım. Gövdelerini her seferinde iyice temizlemeleri lazım. Bu temizlik sularının gerektiği gibi denizden uzaklaştırılması gerekiyor ki bu da hemen hemen imkansız gibi bir şey. İmkanlı olsa bile burada yine maliyet işin içine giriyor. Monaco, Fransa içinde kendine özel bir prenslik ve Nice, Cannes ve Marsilya'ya oldukça yakın. Bu bölge zaten Côte d'Azur olarak da biliniyor. Yani Fransız Rivierası. Turizm için de oldukça önemli. Hem su üstü hem su altı. İşte 1984 yılında yapılan ilk keşif de aynı zamanda ünlü deniz keşifi Jacques Cousteau'nun başında olduğu Monaco Ulusal Oceanografi Müzesi'nin de kıyısının olduğu sahillerde yapılıyor. Yani Côte d'Azur'da bu Oceanografi Müzesi. Her ne kadar otoriteler bu konudaki sorumluluğu üstlenmekten kaçınsalar da katil yosunun müzenin akvaryumunun deşarjından Akdeniz'e kaçtığını düşünmemek için aslında geçerli hiçbir sebebimiz yok. Kim olsa bence öncelikli olarak buraya bakardı. Çünkü kapalı bir ortamda bu yosun var ve o müze yakın bir yerdeki sahilde ortaya çıkıyor. Ne bileyim, ben olsam ben de bakardım. Monaco her ne kadar bu yosunun Süveyş kanalı vasıtasıyla Akdeniz'e giriş yapan Kavuler ve Meksikan'ın bir mutantı olduğunu iddia etse de İsviçreli bilim insanları yürüttükleri DNA araştırmaları neticesinde bu durumun böyle olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş durumdalar. Taksifolia'nın Akdeniz'in kendine has besin zinciri içinde bir yeri yok. Akdeniz'de şu ana kadar onunla başa çıkabilen bir yiyicisi de yok. Kaldık yemeye kalksalar bile balıkların başa çıkması gereken bir sorunları daha var Taksifolia ile ilgili. Bu yosun balıklar için toksik. Balıklar ya da diğer deniz canlıları bu yosunu yediğinde yosundan salgılanan kaolerpin gibi kimyasallar bağırsaklardan, deriden ya da solungaçlardan emilmekte, ardından felç, hücre zarı geçirgenliğinin azalması veya buna benzer etkiler göstererek yosunu yiyen canlıların ölmesine neden oluyor. Al başına bir bela daha. Peki bu yosunun yayılmasını engellemek için neler yapabiliriz? Tıpkı balon balığı gibi, aslan balığı gibi ya da Süveyş kanalı vasıtasıyla Akdeniz'e girmiş olan diğer türler gibi katil yosunla da birlikte yaşamak zorunda kalacağız gibi görünüyor. Taksifolia sporla çoğalan bir yosun. Bu nedenle sudan çıkarmış olmak bütünüyle ondan kurtulduğumuz anlamına gelmiyor olabilir. Bu nedenle yosunun taşınmasını engellemek için balast sularında ya da işte buna benzer yerlerde iyi bir filtreleme sistemi gerekiyor. Farklı coğrafyalarda balast sularımızı boşaltmayacağız, bunu engelleyeceğiz. Fakat bunu nasıl başaracağız? İşin o kısmı biraz muamma. Teknelerin gövde ve sabitleme demirlerinin temizliği düzenli olarak yapılmadığı ve etkili şekilde bunlardan nasıl arındırırız araştırmamız lazım. Bahsettiğim üzere katil yosunu elle toplamak bir çözüm. Fakat doğal tüketicilerini sisteme dahil etmek de bir başka çözüm gibi görünüyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey, bir istilacıdan kurtulmaya çalışırken başka bir türde istilacı haline getirmememiz lazım. Buna alan açmamamız lazım. Bu konuda çok 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 dikkatli olmamız gerekiyor. Katil yosun, nam-ı değer Kaulerpa taksifolia. Akdeniz'de birlikte yaşamamız gereken, dünyanın farklı bir yerinden öylece kalkıp Akdeniz'e konu veren bir başka beklenmedik konuk. Ve maalesef artık kalıcı gibi görünüyor. Onunla birlikte yaşamayı öğrenmek ve her şeye rağmen Akdeniz'i ondan bütünüyle temizlemek için araştırmaları sürdürmemiz gerekiyor.
Bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.